Hocam bir de Miami Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. O da şu. Vallahi var bak, vallahi var. Bak şöyle başladı ki, yani Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yapılan... öyle gibi, öyle gibi. Onlar yapmış. Peki tamam, Miami. Onlar yapmış. Ya, bir üniversitede yapılan araştırmaya göre 300 öğrenci üzerinde yapılmış bu araştırma öfkeyle ilgili. Bu öğrencileri bir konuyla ilgili öfkelendiriyorlar ve 3 gruba ayırıyorlar. Birinci gruba diyorlar ki, gel bakalım anlat ne oldu? Çocuklar, o öğrenciler öfkelendikleri konuyu anlatıyorlar böyle hararetle. Yani öfkelendikleri konuyu tekrar yaşıyorlar ve bakıyorlar ki öfke düzeylerinde bir düşüş olmamış. Güzel. Sonra ikinci grubu çağırıyorlar. Diyorlar ki anlat bakalım öfkelendiğin durumu. Onlar anlatıyorlar öfkelendikleri problemi. Sonra diyorlar ki yarın ne yapacaksın onu anlat. Ertesi gün ne yapacaklarını anlatıyor öğrenciler. Fakat onların da öfke düzeylerinde bir değişim olmuyor. O konuyla ilgili ne yapacaklarını bağımsız olarak mı? Bağımsız olarak. Yarın ne yapacaksın? Yarın süper. Ne yapacağız? Yarın ne yapacaksın? İşte güzel. Tatile gideceğiz, kitap okuyacağız falan. Üçüncü gruba diyorlar ki anlat bakalım ne oldu. Onlar da öfkelendikleri konuyu anlatıyorlar. Son araştırmacılar diyor ki peki buradan ne öğrendin? Ne öğrendiğini fark eden öğrencilerin öfke düzeylerinin otomatikman düştüğü gözlemleniyor. Dolayısıyla öfke kontrolü için yaşamış olduğumuz deneyimlerde oradaki o durumu tecrübeye dönüştürmeye başladığımız andan itibaren öfkeyi kontrol etme şansımız var. Çok somut yakın bir örnek var. Ben uzaktan izliyorum. Geçen bir arkadaşım anlatınca duydum. KPSS sınavı erkene alındı. Çocukların hiç haberi yoktu. Ve devlet yönetimine müthiş bir öfke gösterdiler. Şimdi öteki tarafta yorum kapattı bilmem ne yaptı. Şimdi aslında bir şey öğretiyor araştırma onlara. Diyor ki bu çocuklara aslında başka türlü yaklaşabilirsin. Böyle bir şey oldu. Sınav erkene alındı. Ne öğrendiniz diye sorarsan belki çocuk yorumda kızacağına, dislike olacağına. Belki diyecek ya bu oldu ben de bundan böyle bir ders çıkardım. Ama bilimden yola çıkmakla işte hadi bir yürüyeyim arasında bir fark var. Çok iyi bir araştırma, çok iyi bir örnek. Evet. Yani burada gerçekten şimdi bazen şöyle oluyor. Yani niye ben bir şeyler yapıyorum sürekli? Çünkü hani dedik ya o Daniel Goleman'ın sözünü de az önce paylaşmıştım. Hani düşünceler duyguyu oluşturuyor, duygular da davranışları oluşturuyor. O zaman sen duygularını kontrol edebilirsen davranışlarını da kontrol edebilirsin. Bu yüzden de kendi davranışlarımdan ve duygularımdan sorumluyum. Onları yönetmekle ilgili bir sorumluluğum var. Bunu oluşturduğum zaman da kendimi bilmeye başlıyorum. Hani diyor ya sen önemli olan sen seni cümleyi unuttum bu arada. Sen seni bil sen seni sen bilmezsen seni patlatırlar enseni falan diye. Ben, bunu söyle ve öfke kontrolüyle kendini tanımayı bir cümlede bağlamış. Evet, evet hocam anladım. Gördüm ben aldım. Anlıyor. Devam. Evet. Dolayısıyla gerçekten önce kendimizi bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için de bir iç görüye ihtiyacım var. Hani koşlukta gerçekten bizim en kuvvetli aracımız sorular. Sorular hep açık uçlu ve insanın kendi iç dünyasını keşfedecek sorular oluyor. İşte kendi iç dünyamı ve duygularımı keşfetmeye başladığım anda çözümü nerede bulabileceğimi buluyorum. Gene hani söyleyeceğim ama şimdi gene Viktor Frankl'ın çok güzel bir kitabı var ve o kitapta kendi Nazi kampında yaşıyorken hayatta nasıl kalabildiği ile ilgili paylaşımları var. Hatırlıyor musun? Dr. Franklin varoluş... Ekip alttan onu bulup adını geçir ve kitabın kapağını da koyarız oraya. Orada şöyle diyor. Yani orada o Nazi kampında yaşamda kalabilmek için zaten orada bir sistem geliştiriyor. Logoterapi diye. İnsanların bir amaca bağlanarak yaşamda nasıl kalabildiklerini anlatıyor. Yani o kitapta çok güzel Nietzsche'nin bir sözü var. Diyor ki Nietzsche... bir hedefi olan insanlar her nasıla dayanabilirler. Her nasıl. Bu her nasılın altı doldurulabilir. Yani işte o müdüre rağmen, işte o patrona rağmen, o eşe rağmen, o iş arkadaşına rağmen, o sıkıntıya rağmen, o yaşadığın her neyse sende ona dayanabilme gücü var
Peki bunun ötesinde ne yapabilirsin? Yani daha ötesine ne yapabilmek için de kendimi tanımaya ihtiyacım var. Yani kim olduğumu, gerçekten hangi yönde kendimi geliştirmeliyim, ne yapmalıyım, bunları bilmeye ihtiyacım var. Hocam şimdi mesela dinleyenlerden, YouTube'dan şöyle dinleyen olacaktır senin. Ya 7 örnek verdi, 7'sinde de Amerikalı'nın adını söyledi dinleyen olacaktır. Oysa yani baktığında hani bilgiyi bulup bir yerlerden getirmek, bak şu görüşme için ne kadar çok hazırlandığın o kadar belli ki, bak bir kaç tane kaynakçadan alıntı yaparak ismiyle herkesin adını, yani bu kitaptan, bu bilgiyi buradan al, varsa otur buraya, ya böyle derim ben hiçbir şey de ben demedin anlatırken ve anlatırken farkında mısın, hep kaynakçayla. Ve mesela şu son anlattığın şey ne kadar büyük bir öz, yani insanlar çalıştığı yerden çok şikayetçi. Türkiye'de bir araştırmada çalışanların sadece %15.3'ü çalıştığı yerde mutlu. Mutsuzum ama geride kalan %85'e sen bir şey anlatıyorsun. Diyorsun ki burada mutsuz olabilirsin ama şunu düşünebilirsin. Evime ekmek götürüyorum, müthiş bir kriz ve işsizlik var ve buradan para kazanıyorum. Öte yanda benim kendimi ifade edebileceğim çok yer var mesai dışında. Hatta mesai içinde de işini yaparken de odaklanarak üreteceklerin oraya katacakların etrafa. Ama bir neden yakala. Yani ben konferanslarda anlatırken böyle anlatmıyorum belki ama bir nedeni olmasının insanın hayatı ne kadar anlamlı kıldığını anlatıyorum. Demin Daniel Goleman'la ilgili söylediğin hani duygularla ilgili de Mevlana o kadar güzel özetlemiş ki, ne etsin ne kemiksin düşünceden ibaretsin, gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun diyor. Sorun diye baktığın şeye, olduğun yere aslında dışarıdan bir baksan, ya orada olmak için yani her şeyin gerçek o kadar çok insan var ki o farkındalık. Ama bak bütün bu anlattıkları birçok damıtılmış bilgi aslında. O kitabı okumak, diğerlerini okumak, yani ben YouTube'da şu an seni izliyor olsam derim ki ya bu hanımefendi ne kadar çok öğrenmiş, araştırmış, damıtmış ve bilgiyi yani öğrenmenin peşinde olmanın nereye getirebileceğini görse bile bir insan. Bu bilgilerin ne kadarını hatırlar bilmiyorum. Ben de bir bölümünü hatırlamam ama öteki yandan bir bölümünü seçip ben de bunu anlatmalıyım, bunu ekipte bak şöyle uygulamalıyım diye öğrendiklerim var. O yüzden çok çok değerli bunlar. Ben şu soruyu mutlaka soruyorum. Onu bu söyleşiye koyarlar mı onu bilmiyorum. Çünkü bu söyleşinin kapsamından biraz ayrı ama başka bir yere koyacaklar. Sen kaç yıl oldu iş hayatına başladın? Üniversiteyi kaç yıl önce bitirdin yaklaşık? Kaç yıl önce bitirdim üniversiteyi? Vallahi yaşımız da ortaya çıkacak hocam ama 98 yılında bitti üniversite. Yani 98 yılındaki Acun karşına oturdu. Bir kere Acun'un şeyin nezaketine dikkat çekerim. Mesela kadın beynini hurça benzettin, erkek beynini hiçbir şeye benzetmeme nezaket. Çünkü benzesen biz başımıza hani erkek beynini uzaktan kumanda nerede şeklinde çalışıyor. İkinci bir aşama yok. Sadece uzaktan kumandayla bir yemek yiyor. Başka şekilde. Acun'u o yıldaki 98 yıldaki Acun'u alsan karşına 5 dakika bir şeyler anlatma şansın olsa, o Acun da seni acayip dikkatli dinliyor. Ya benim ileride geleceğim yerdeki insan bana yol gösteriyor. Böyle damıtarak ne anlatırdın ona? Ya Acun bak şunu yap, şunu yap, şunu yap diye böyle çat çat neler söylerdin? Ya birincisi her şeyin bir zamanı var. Ben çünkü o yaşlarda yani üniversiteyi bitirdikten sonra çok acele ederdim. Yani şimdi gençleri görüyorum, mesela kendi oğlum da öyle. Çok acelesi var. Hemen para kazanmak istiyor. Ya da işte hemen bir şey olmak istiyor. Tek yolu YouTube kanalı değil mi? YouTube, gençler kanalı. Evet, YouTube ya rapçi ya YouTuber bir rapçi de olabilir. Ya çok çabuk ya her şey zamanla eke eke ve biçe biçe olmaya başlıyor. O yüzden acele etmeden sermaye kendimiz sürekli, kendimize bir şeyler ekerek, gerçekten okuyarak, biriktirerek, hatta hani yaş ilerledikçe ben bazı şeyleri de unutuyorum. Sürekli not alıyorum. Bak bu ne güzelmiş. O filmde izlediğim bir cümleyi alıyorum. O biri bir şey söylediğinde alıyorum. Not alıyorum. Sonra dönüp diyorum ki gerçekten çok güzelmiş. Bir hayat amacı, bir hedef belirlemek önemli. Ama burada hayat amacı belirlerken gene bir yapılan araştırmadan bahsedeceğim ama bir araştırma var mutluluk üzerine. Ve bu mutluluğu diyorlar ki öğrenciler işte alıyorlar, diyorlar ki size biz para vereceğiz ve zaman vereceğiz. Önce git kendin için harca, gel bu raporu doldur. Sonra başkası için harca, gel bu raporu doldur. Hem bir hafta para için yapıyorlar, bir hafta zaman için yapıyorlar bunu. Git zamanı başkaları için harca, al onları sinemaya götür, onu yap bunu. Zamanını
kendin için harca sadece. Geliyorlar, raporları dolduruyorlar öğrenciler ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Diyorlar ki ya kendim için para harcamak çok güzeldi. Kendim için zaman harcamak çok güzeldi. Ama başkaları için, başkalarının hayatına dokunan bir şey yaptığımda mutluluğum çok daha fazla kalıcı oldu. Zamanımı başkalarıyla birlikte geçirdiğimde, onların hayatına katkı sağlayacak bir şey yaptığımda çok daha mutluluğum uzun sürdü. O yüzden evet, para kazanılıyor. Bir şekilde çabalıyorsun, bir kariyer elde ediyorsun ama bu yolda ilerlerken kimlerin hayatına dokundun? Kimin elinden tuttun, ayağa kaldırdın? Ya da kimin yüzünde ya da kimin aklında ufacık bir ışık oluşturdun? İşte asıl önemli bu. Bunu yaptığın andan itibaren hayat amacın, gelecek hayalin böyle basamaklar halinde kendiliğinden oluşmaya başlıyor. O yüzden hizmet etmek, önce kendine hizmet etmek, sonra ailene, mahallene, çevrene, ülkene, buraya baktığımda bu yolda ilerlerken başkalarının hayatına da dokunabiliyorsam, işte asıl o zaman hayat amacını, gelecek hayalini gerçekleştirmiş oluyorum ve o mutluluk sürecimde benim daha uzun soluklu olmuş oluyor. Bunları hep o acına söyledi. Ha, bunu ona söyledi. Anlamıştır diye düşünüyorum artık. Bence de kesin anlamıştır. Başka hiç söyleyeceğim bir şey var mı ona? Başka ona ne söyleyebilirim? Oku, oku, oku. Asla okumaktan vazgeçme. Ama bir tek kendi sevdiklerini okuma. Bir tek anlayabildiklerini okuma. Anlamadıklarını da al oku. Oradan bir kelimeye bak. Oradan bir atasözü olur. Oradan bambaşka bir şey öğrenirsin. Kendini sürekli ufkunu geliştirici kitaplar oku. Kitap okumayı sevmiyor musun? Videolar izle. O videolarda senin ufkunu açacak mutlaka bir şeyler bulursun. O yazarı izle, bu insanların hayat hikayelerini izle. Onlardan kendine uyanları, kendi üstüne uyanları al. Hani rol model belirle diyoruz ama bazen o belirlediğimiz rol modellerin şeyleri, ayakkabıları bize bol gelebiliyor. O yüzden bana uyanı almam lazım. Benim kültürüme, benim bakış açıma, bana uyanı alıp giydiğimde o zaman kendime bir şeyler katarak ilerleme şansını elde ederim. Acun, bitirirken nasıl tanıştığımızı anlatsana. Ya anlatayım acaba. Ya bir anı olsun ilk kez. Yayınlarlar, yayınlamazlar onlar bile. Tamam, anlatıyorum. Şimdi ben Trabzon'da bundan çok yıllar önce Trabzon'da yaşıyordum ve Trabzon'da yaşıyorken de şey yapıyordum, koçluk yapıyordum çok uzun yıllardır. Ondan sonra bireysel eğitimler veriyordum ve bir gün böyle şey demiştim ki, ya İzgören Akademi'den bir eğitim almak istiyorum ama yani bu aralarda işler var falan, ya bu adam da iyi birine benziyor ama videoları falan var, bir gün rast gelse de şunun bir eğitimine bir gitsem falan diye düşünürken bir gün kırmızı ışıkta şu kafamı mı çevirdim, billboardda İşkur'un bir organizasyonu var ve Şerif Hoca, yani siz oraya geliyor musunuz? Dedim gideyim bakayım. Gittim. Ondan sonra ve salonun en arkasına oturdum. Çünkü hani bakacağım nasıl bu? İyi midir, nasıldır, nasıl konuşuyor? Hakikaten videolarında giyiyor falan. Çok isterim seni görmeyi zaten, biliyor musun? En arkadan böyle izledim. Dedim ya hakikaten ya bak, gerçekten videolarındaki gibi ne kadar güzel anlatıyor. Yani insanı içine çekiyor. Bizden biri. Ondan sonra dedim ki tanışmam lazım onunla, mutlaka tanışmalıyım. Neyse sunum bitti. Bir kuyruk dışarıda ve ben daha önce uzun yıllar alışveriş merkezinde çalışmıştım. Ve alışveriş merkezinde çalışıyorken de biz birçok AVM'ye yazar, sanatçı, işte ne bileyim konusunda uzman kişiyi getirdik ve imza günleri yapardık. Ve ben bir kitap imzalatmaktan ya da bir CD bir şey imzalatmaktan hiç hoşlanmam. Dedim ki ama tanışmanın şansı, bu öyleyse ben bunu tanışırım. Aldım oradan bir kitap, girdim kura, bekledim, bekledim, bekledim. Neyse sıra bana geldi ama epey bir bekledim. Ondan öfkelisin. Sonra... Çok öfkeliyim. Bitmek bilmiyorum ama bir tür. Neyse sıra bana geldi. İşte kitabı açtı, açtı ona değer kişi orada. İsim neydi dedi. Ben böyle Acun dedim, pardon dedi. Acun dedim, o benim. Ondan sonra ve siz bilmezsiniz, Şerif Hoca kitaplarına tarih atar ve üstüne dostlukla yazar. Ve o cümleyi onları yazarken ben artık ne dediysem ona,
Hani hocam ben onu yapıyorum, şunu yapıyorum. Öfkelendi adam. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum derken dedim ki bana dedim ne tavsiye edersiniz? Şöyle noktayı koydu, döndü dedi ki bizimle çalışmak ister misin? Ama ben her imzaya gelene söylüyorum. Böyle mi? Kurda herkese söyledim. Sen ciddi yap. Ondan sonra ben böyle nasıl yani dedim. Evet dedi, bak orada benim dedi şey var, arkadaşlarım var dedi. Onlarla bir görüş, benim gönderdiğimi söyle. Ondan sonra seninle biz çalışalım dediniz. Ondan sonra ben gittim o arkadaşa. Salih Hoca'ydı o da. Salih Hoca'ya dedim ki böyle böyle beni Şerif Hoca yolladı. İşte, sizle çalışacakmışım. Ben sizle çalışacakmışım. Ama dedi önce dedi o bizde bir sürü prosedürü var dedi, onları gerçekleştirmen lazım. Ve o şekilde İzgören Akademi ile çalışmaya başladım. O cümleyi söylediğim çok az insan var ama o anlattığım dönemi hatırlıyorum. Oraya geldiğin itibaren babandan da bahsettiğin, evet, neler yaptığından. Aileyi, tavrı, o kültürü görünce ben öğrencilere de yapıyorum bunu. Bakıyorum ki bir ışık var. Biz, git diyorum bize staj yap. O ışık varsa onu o kadar kısacık bir dakikada görünmüyor. O kadar gösteriyor ki insanlar. Yani tavrıyla, karakteriyle, oradaki saygısıyla her şeyle gösteriyorlar ve orada çok iyilerle karşılaşıyorsun. Bir kere bir şeyde görmüştüm dizide. Oğlan kızın peşinden gidiyor gidiyor. Bir sokakta kız öfkeyle dönüyor. Oğlan onu takip ettiği için. Cebinden bir kitap çıkarıyor çocuk ve diyor ki sence diyor ceketinde bir şiir kitabı taşıyan birisi kötü biri olabilir mi? Hı-hı. Yani elinde o kitapla gelen çocuklar var ya, çok kitapla gelemiyor. Kimisi 3 kişi bir kitap alıp beraber o tek kitapla geliyorlar. Evet. O kadar saygı hak ediyor ki insanlar, ama onların arasında bir de ışıldayanlar var. Sen orada bana Trabzon'da şunu yaptı, o araştırmalar şey diyorsun ki evet, karakter de tahmin ettiğimiz gibi ise bugün yan yana oturup ülkeye beraber ne öğretiriz, birbirimizden ne öğreniriz derdinde oluyoruz. Evet. Çok sağ ol hocam. Teşekkür ederim hocam, vallahi. Yani bu eğitmenlik süreci de çok keyifli. Burada olmak da çok keyifli. Ben hani yani babamdan da bahsetmiştim. Benim babam bir memurdu, bir askerdi. Ve biz uzun yıllar işte oradan oraya tayin olmuştuk. Biz Diyarbakır'da babam görev yapıyorken ben hep şunu hatırlıyorum. Okuldan gelirdim eve. Bir oturma odamız vardı. Bir çekyat vardı orada. Ben çekyatın üzerine kitapları koyardım. Karşısında da bir komodin vardı. Komodin de benim tahtam olurdu. Ben o kitaptan öğrencilere komodinden tahtayla ders anlatırdım. Ve bu oyundan çok mutlu olurdum. Şimdi eğitmenlik yapıyorum. Aslında çocukken oynadığım oyunu şimdi yetişkin de halimle de oynuyorum. Ve gerçekten bu işi yapmaktan çok mutluluk duyuyorum, keyif alıyorum. Hiç de enerjim bitmiyor. Belki bundan bitmiyordur yani. Bak ondan. Daha o zaman hayaldik ama ilk anlattığım psikolojik bir sorun. Onu ileride tabii kitapları alıp bir şey anlatma çok anormal bir durum. Onu ileride mutlaka. İyi ki geldin Acun Bey. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Hocam tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun bu nazik davetiniz için. Nazikler biraz yalan oldu değil mi? Söyleyişimden falan bir... Kesinlikle. Bilemiyorum artık. Evet. Arada bir gıcırdama sesleri falan çıktı mı? Size de geldi mi? Böyle garç gurç falan oluyor. Yani bir süre ilk konukta olmadı. İlk konukta hiç olmadı. Ondan sonra konuklarda çok bir garç gurç. Onu artık şey yapacağız. İdare edeceğiz. İnsanın kitabı sipariş verirsen sevinirim. Viktor Frankl'ın kitabı. Viktor Frankl'ın insanın Viktor Frankl dedi ya. İnsanın anlam arayışı. İnsanın, kitap. Elazığ'da insanın anlam arayışı. Elazığlıyım mı dedi? Hayır, evet. Elazığlı Viktor Frankl şeklinde. Viktor Frankl. İnsanın anlam arayışı. Hocam süper, çok güzel kitap. O kitabı yani mutlaka okuyacağım. Çünkü daha anlatırken iyi kitap olduğu belli. Çünkü deneyimin üzerine kurulmuş tabii, tabii. Bir şey. O hocam, kadar acaba, net ki. Yani böyle onu ince bir kitabı mı okurken bile yani nasıl böyle olmuş? O hatıradan ince bir kitap çıkması daha da iyi bir şey. Böyle bir kitap olsa hocam, okumazsın. Hocam şöyle... Ha? Kitabı yazmış fakat Nazi kampına alınıyorken ceplerindeymiş o kitabın sayfaları, alıp yakmışlar onu. Hmm. O da o kitaptaki içindeki bilgileri unutmamak için bulduğu her kağıda kampta yazmış ve o kitaptaki şeyleri insanlara duyurmak için aslında aklında kalmış. Orada diyor ki bazıları diyor işte o kaldığımız yerde koğuşlarda diyor hani hayatı bıraktıkları için kalkmadılar yerlerinden, yattılar, kendilerini ölüme bıraktılar. Ama ben o kitabın... Kitabı anlatmazsan sevinirim ya. Daha ben o kitabın... Söyle en sonunu cümleni kesin. Ya o hayatta tutmuş onu. Süper. En sonu gene Elazığlı gibi. O hayatta tutmuş onu falan. En son bölümde Elazığlı olduğu ortaya çıktı ya.